Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Evet arkadaşlar, şu anda İzmir dönüş yolundayız. Dorsellerimizi taktık. Gördüğünüz üzere araçlarımızın daha doğrusu peşinde. Şöyle ben sizlere dorselleri de göstereyim tek tek. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, araçların ikisi de yan yana. Dorseller arkalarında takılı bir şekilde. Dorselleri nereden taktık arkadaşlar? Krone fabrikasından, İzmir'den taktık. Dorsellerimiz normal bizim Türkiye standartlarına uygun değil. Avrupa standartlarına uygun herhalde. Ne bileyim, Rusya'ya gidiyor bu dorseller arkadaşlar. 16.50, 13.60 değil. 16.5 metre dorseller. Bayağı da bir uzun. Araçların peşinde 3 tane dorse var. Bir tanesinin arkasında. Normal taktığımız bir tane, diğer üstte de iki tane var gördüğünüz gibi. Araç şu şekilde, sizlere dorsellerimizi gösterelim. Dorseller arkadaşlar şöyle, dorsellerin bütün malzemesi gördüğünüz gibi üstlerinde. Üzerinde yani, tentelerinden al da kapaklarından baba direklerine kadar, ilavelerine kadar ne varsa hepsi üzerinde. Şöyle bağlanmış. Gördüğünüz gibi spanzetlerle sağlam bir şekilde, takozlarla sabitlenmiş bir şekilde. Neredeler? Üzerlerindeler gördüğünüz gibi. Dorseller cillop gibi. Daha yeni, sıfır. Rusya'ya gidecek. Biz Samsun Limanı'na götürüp bırakıp geleceğiz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de arka taraftan şöyle çekim yapalım sizlere. Ondan sonra yavaş yavaş çıkalım. Gidelim. Dorsellerin bütün her malzemesi üzerinde. Gördüğünüz gibi, anlattığım gibi. Dorseller 16.50 arkadaşlar. 13.60 değil, 16.50. Şöyle Krone marka, yeni, sıfır, ajanda, Rusya'ya gidecek şekilde ayarlanmış. Her türlü şekilde bağlanmış. Bütün malzemeler dediğim gibi üzerinde. Şu şekilde. Biz buraya kadar geldik arkadaşlar. Daha yolumuz çok. Dün de dorseleri geç taktık zaten. Burada yattık. Şimdi kalktık. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Yolumuza devam edeceğiz. Daha Samsun'a bir dünya yolumuz var. Çok yolumuz var. Bir dünyayı geç. Arkadaşlar, Samsun'a daha çok yolumuz var. Gideceğiz bakalım. Yavaş yavaş çıkalım. Şöyle çıkarken de birader sizlere çekeyim, görsün. Görün. Dorsenin buradan çıkışını, girişini, devam edişini görelim. Evet arkadaşlar, şu 13.60'a bakın. Bir de az sonra çıkarken 16.50'ye bakın. Buradan çıkışına. Hadi birader. Var arabada benim. Arabada var ya, sen ye. Evet, Sigalyan'ın sesini görüyorsunuz arkadaşlar. Gar 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 gar. R'ninkini. Şimdi yavaş yavaş çıksın, biz de peşine çıkacağız. Şöyle buradan çıkışını sizlere gösterelim diye ben bu şekilde arkadaşlar size çekim yapıyoruz. Araç buradan çıksın. 16.50 arkadaşlar. Boydan boya burayı kaplı ilerdiyse. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz üzere araç çıktı arkadaşlar. Biz de şimdi peşinden çıkalım. Bizim araç da burada.
Beklenmeye gerek yok. Devam artık. Böyle aracımıza binelim. Aracımıza bindik. Yola devam. Durmak yok. Şunu da şuraya takalım. Yolumuza devam. Hava da soğuk arkadaşlar bir hayli. Güneş yüzünü göstermeye başladı ama soğuk da. Devam. Yani soğuksuz. Evet, biz de çıkıyoruz şimdi. Oy, haydi bakalım. Uykuyu da aldık. Uykuyu da hayırlısıyla aldık. Şimdi yola devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dorsellerle arkadaşlar akşamdan geliyoruz. Yani hiç tesis bulamadık bu dorsellerle duracak. 16.50 şeylerle beraber 20 metre. Kellelerle beraber. En son geldik burayı bulduk müsait. Bunu da her yere de kabul etmiyorlar arkadaşlar. Adamdan izin aldık. Petrolcüden söyledik. Öyle şey yaptık. Dedik sabah saat 8'den çıkacağız. Adamların dükkanlarının önüne doğru çektik. Az önce çektim gördüğünüz burayı. Tuğla ocağı, kum deposu gibi yer. Yani dorsellerde sağlama almak için düzgün bir yere çekmemiz gerekiyordu. Öyle çektik oraya. Sabahtan da dedik kalkarız biz erkenden. Gideriz dedik yani onlar gelene kadar. Gerçi kepçeci gelmiş oralarda çalışıyordu. Biz de kalktık yolumuza. Şu anda devam ediyoruz. Daha Dinar'dayız arkadaşlar. Dinar'a daha giriş yapmadık. Ankara'ya 373 kilometre var. Ankara'dan sonra da 450 kilometre var. Yani 825-850 kilometre yolumuz var daha. Akşamı bulacak herhalde bizim buradan Samsun'a gitmemiz. Bismillah dedik daha durmayacağız. Arkadaşlar bu 16.50 dorseleri dediğim gibi Rusya'da neye kullanılıyor bilmiyorum yani. 16.50 dorse bizim Türkiye şartlarında kullanılacak bir dorse değil yani. Nereye girip nereye çıkacağım bu dorselerle? Ana yoldan başka bir yere biz gidemeyiz. Yük götürüp getiremeyiz çoğu yere. Ama yurt dışında bunları demek ki kullanılabilecek saha, kullanılabilecek alan var. Var ki yapıyorlar, gönderiyorlar. Şimdi biz normalde bu dorseleri dün erken takacaktık. Ama bir sorun oluştu dediler, problem oluştu dediler. Rusya ile alakalı. Çözeceğiz dediler, bir şeyler dediler, yarına kalabilir dediler. Bizi yolda 3-4 saat yatırdılar. Ondan sonra akşam saat 4'e geliyordu. Aradılar bizi. Usta geçin takın dorseleri. Dorseleri hazırlamışlar güzel gene. Dışarı çıkarmışlar. Bırakmışlar evraklarını falan. Biz gittik. Daha organize fabrikanın oraya girdim. Dorseleri gördüm zaten dışarıda. Bizim biladere dedim. Birader dorseler dışarıda hazır bekliyor diye.
takıp gideceğiz, anlaşıldı dedim. Aynen de öyle de yaptık. Taktık. Şu anda devam ediyoruz yani. Bekleme yok. Yoksa normalde akşam bizim buraya gelip de yatma saatlerimizde biz Ankara'ya aşağı yukarı düşmüş olacaktık yani. Daha da güzel olacaktı. Yolumuzu erkenden bugün bitirmiş olacaktık ama her şeyde bir hayır vardır. Bunda da bir hayır vardır. Ne yapalım? Böyle olması gerekiyormuş. Böyle oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dorselerle tırmanmaya devam ediyoruz. Şöyle arkamızdan gelen arabaya yol verelim dedim ama kendimi kesmeyeceğim burada. Kesmeyeceğim için de arkamızda gelen arabaya da yol vermeyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi bizim birader, evet, dorseler takılı bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz üzere yan yana gelmiş ok. Aha. Arkamızdaki arabaya bir yol verelim. Tren gibi aynı. İki tane peş peşe olunca 40-45 metre olduk. 40-45 metre olduk. Biladere diyeyim, birader bu dorseler diyeyim 13.60 gibi değil diyeyim. Araba rampa yukarı giderken sen ileri asılıyorsun, araba geri asılıyor diyeyim buna. Bimba değil, araba değil, güzel gidiyor, akıyı değil. Asılıyor dedin dedi, asılmıyor ya diye. Daha dur bakalım dedim, rampalara şey yapmadık. Şimdi arkadaşlar dorselerin ağır tarafı komple dingiller mingiller en arkaya denk geldiği için üst üste koyulup da 3 dorse üst üste olunca ağırlık arkaya, rampa yukarı döndüğün zaman arabayı geri asılıyor. Sen ileri zorluyorsun. Mesela buraya yukarı bak. Dorseler geri çekiyor.